Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Profesör Doktor Gülçin Saltan İşcan, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum, öğretim üyesi ve farmakognozi anabilim dalı başkanı olarak çalışmaktayım. Böbrek taşlarını düşürmek amacıyla kullanılan bir bitkiyi tablet haline getirebilir misiniz? Girişimcilik ve ileri girişimcilik eğitimlerini aldım. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. Mezuniyetimi takiben Ankara Üniversitesi'nde akademik hayatıma başladım. Master ve doktorayı takiben doçentlik aşamasını tamamladım. Daha sonra profesörlük unvanını aldım ve Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğretim üyesi ve farmakognozi anabilim dalı başkanı olarak çalışmaktayım. Eczacılık çok istediğim bir alandı. Zaten ilk tercihimdi. Her zaman bitkisel ürünler ve bitkisel ilaçlar çocukluğumdan beri dikkatimi çekmişti. Onun için de özellikle farmakognozi konusunu düşünerek ve farmakognozi anabilim dalında kariyer yapmak için eczacılık eğitimini seçtim. Farmakognozi anabilim dalı bitkisel ilaç ham maddelerinin etkilerinin, yan etkilerinin, kullanılışlarının ve etkinliklerinin öğretildiği bir bilim dalı. Dolayısıyla biz de farmakognozi disiplini içerisinde bitkiler ve bitkilerden elde edilen etken maddelerin standartizasyonu, fitokimyasal özellikleri ve sağlıkta kullanımları üzerinde çalışıyoruz. Girişimcilik için öncelikle bir girişimci ruhu taşımak gerekiyor ve bu içinizdeki yaratıcılığı kullanmak isterseniz zaten yol sizi bir şekilde ona götürüyor. Ben doktora sonrası çalışmalarımda Fransa'da bulundum ve Fransa'da çalışmalarımı yaptığım Louis Pasteur Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ndeki hocalar, ki ben o zaman yeni doktoramı bitirmiştim. Hocaların şirketleri vardı, firmaları vardı ve sektörle iç içe çalışıyorlardı. Ama o zaman işte 90'lı yılların ortaları sonlarına doğruydu ve o zaman bizde böyle bir şey yoktu. Yani üniversitelerde aslında teknokentler bile yoktu. Ve ben ilk orada görmüştüm sektörle iç içe hareket ettiklerini. Bu bende bir farkındalık yarattı. Ama tabii benim akademik hayatımda daha ileri gitmem gerekiyordu. Önce doçentliği, sonra profesörlüğü almam gerekiyordu. Dolayısıyla ben bu konu üzerinde zaten yoğunlaşmıştım. Bu da bir süreci gerektirdi. Profesör olduktan sonra akademik artık kaygınız kalmıyor. Ve bütün öğrendiklerinizin ve öğrettiklerinizin artık kitaplar arasında, yayınlar arasında kalmasını istemiyorsunuz. Biraz daha hayata geçirmek istiyorsunuz. Dolayısıyla tabii ki rastlantılar da önemli burada. Sektör danışmanlıklarıyla benim girişimlerim başladı. Ama firmamı daha sonra kurdum. Yılında danışmanlıkla başladım. Beni danışman olarak seçmelerinin nedeni de o güne kadar yayınlanmış olan yayınlarımdı. Dolayısıyla çalıştığım konular üzerinde çalışmak isteyen bir yatırımcı
Dedi ki hocam siz halk arasında böbrek taşlarını düşürmek amacıyla kullanılan bir bitkiyi tablet haline getirebilir misiniz? Şimdi orada tabii ki ben akademik olarak biz laboratuvar ölçeğinde çalışıyoruz. Yani bu bana söylenen şey aslında büyük ölçekle. Yani lab scale'den large scale'e geçmek tarzındaydı. Ben de başladım zaten. Başlamak işin en önemli kısmı ve o zaman korkmadım da ben nasıl endüstriyel ölçekte çalışabilirim diye ki 120 ton ham maddeden çalışıyorsunuz. Yani 120 tondan işte 10 bin kutu tablet yapacaksınız ya da işte kapsül yapacaksınız. Dolayısıyla çeşitli ARGE çalışmalarına başladık. Tabii burada öncelikle bitkinin fitokimyası önemliydi. Bu zaten bildiğim bir know-how'du. Bunu aydınlattık. Bunu aydınlattıktan sonra bir takım biyolojik etkilerini test ettik elimizdeki ürünün. Daha sonra o üründen bir ekstra elde ettik. Ekstrede aynı denemeleri yaptık. Daha sonra klinik öncesi çalışmalar gerekiyordu. Çünkü halk bunu böbrek taşlarını düşürmek amacıyla kullanıyordu bu meyveyi. Ve biz de meyve suyunu toza çevirmiştik. Yani toz haline getirmiştik. Sonra bunlar üzerinde yani ekstra üzerinde bu çalışmalarımızı, bu klinik öncesi çalışmalarımızı ratlarda yaptık. Ve çok olumlu sonuçlar aldık. Bizim çalışmalarımızda şöyle, normalde bizim üzerinde çalıştığımız bitkisel ürünleri standart ilaçlarla yani konvansiyonel ilaçlarla kıyaslıyoruz. Ve o konvansiyonel ilaçlardan daha etkili çıktığını gördük. Tabii bu da bizi çok heveslendirdi. Sonra ham maddeyi standartize etmiş olduk böylece. Ham madde standartizasyonumuz tamamlandı ve içindeki bir bileşik üzerinden, kimyasal molekül üzerinden standartizasyonumuz tamamdı. Bu ne için gerekliydi? Bu doz açısından gerekliydi. Çünkü bitkisel ürünler böyle çok rahat bir şekilde zararsızdır, kullanabilirsiniz denecek ürünler değil ama etkisiz de değil. Dolayısıyla bizim için, eczacılar için asıl önemli olan doz, bunların etkilerini, yan etkilerini belirlemek için de kimyasal bileşiği bilmek zorundasınız. Bunu aydınlatmıştık. Ve bu bileşik üzerinden pozolojiyi ayarlayarak, yani dozlamayı ayarlayarak gerekli yönetmeliklere de uygun olarak piyasaya çıkardık. Ve ondan sonra tabii ki bu yöntemi, bu know-how'u patentlememiz gerekiyordu. 3 ayrı patent buluş sahibi olarak aldım ben. Ve dolayısıyla bu şekilde de koruma altına almış olduk. Daha sonra bunu Amerika'da pazarlamak istedik ve ham maddeyi gönderdik Amerika'ya. Burada tabii ki bunu göndermeden önce FDA'ye bildirim yapıyorsunuz ve FDA'nin gerekliliklerini yapıyorsunuz. Bunları yaptık. Bunları gerektiği gibi işte sorular soruldu, onların cevaplarını verdik. Bir e-ticaret sitesinde satışa çıktı. Tabii burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Ben bir akademisyenim ama Türkiye'nin kaynaklarının doğru kullanılmasına ve bu kaynakların katma değerli ürünlere dönüşmesini çok çok önemsiyorum. Dolayısıyla burada yarattığımız katma değerli ürünün asıl benim için önemli olanı ham maddesinin elde edilmesiydi. Çünkü genellikle ilaç sektöründe ve gıda takviyesi sektöründe ve de kozmetiklerde hep bir dışarı bağımlılık var. İthal ham maddeyi alıyorsunuz, burada farmasötik forma dönüştürüyorsunuz. Bu olmaması gereken bir şey çünkü o kadar geniş bir bitki çeşidimiz var ki dolayısıyla bunların hayata geçmesi gerekiyor. Ama bunun için de uluslararası standartların yapılması gerekiyor. Onun için de biz ham madde üretiminden başlamış olmak bir akademisyen olarak aslında benim hayalimdi. Bunu gerçekleştirmiş olduk. Daha sonra tabii başka ürünlerle, başka çalışmalarla çalışmalarımız devam etti. Tabii ki her sektörün kendine
göre zorlukları var mutlaka. Aslında ben hiç zorluğunu düşünmedim. Zorluğunu düşünseydim belki hiç başlamazdım bu işlere. Aslında eczacılık çok ölçeklenebilir bir disiplin. Ve mutlaka son ürüne, bitmiş ürüne gitmeniz de gerekmiyor. Mesela ham maddeyi standartize edersiniz, bunu satabilirsiniz, bunun know-how'ını satabilirsiniz. Ya da bunu bitmiş ürüne dönüştürürsünüz, bunu satarsınız. Bir yöntem geliştirirsiniz, bununla ilgili bunu yine aynı şekilde ticarileştirebilirsiniz. Dolayısıyla ben hep avantaj olarak gördüm. Yani birçok şey avantaj. Öğrencilerime de onu anlatıyorum. Yani gittiğim girişimcilik seminerlerinde falan. Mutlaka diyorum ki hani bir yerden başlayın. Ha, sona kadar gidemezseniz bile. Tabii bitkisellerin şöyle de bir avantajı var. Bunlar halk arasında kullanıldığı için bir anlamda klinik çalışmaları yapılmış kabul ediliyor uluslararası standartlarda. Eğer Avrupa Birliği ülkelerinde 15 yıldan fazla, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde 30 yıldan fazla kullanılıyorsa bu ürünlerin klinik çalışmalar istenmiyor. Yani ilaçtaki aşamalar faz 1, faz 2, faz 3 bitkisel ürünler için geçerli. Ama bu sizin bunu yapmamanızı gerektirmiyor ki Gilebur'da ve Gilebur'dan elde edilen üründe faz 2 çalışması yapıldı 102 hastada. Tabii daha sonra biz uçucu yağlarla devam ettik. Uçucu yağlarda yine klinik çalışma yaptık. İnsan üzerinde etik kurul onaylarını alarak tabii bunu yaptık. O da farklı bir projeydi. Çünkü bizim alanımızda belki benim çok dezavantaj olarak gördüğüm ama çalışma nedenim olan yani sahaya inme nedenim olan da suistimal olayı. Mesela özellikle uçucu yağlarda al bunu kokla. Bu kadar basit değil. Kokladığınız her şey sizin limbik sisteminize bir takım etkilere neden oluyor. Burada da yine doz kavramı söz konusu. Daha sonra aldığımız bir TÜBİTAK 1512 projesinde bir farklı bir şirket daha açtık. Bu arada ben kendi şirketimi 2020 yılında açtım. Daha sonra 2020 yılındaydı, kendi doktorantlarımla birlikte ikinci bir şirketi kurduk. Şu anda çok bebek olan, yani henüz bir aylık bir şirketimiz daha var. Dolayısıyla akademisyen olarak akademide kalmak zorunda değilsiniz, sınırlı kalmak zorunda değilsiniz. Yani içinizde bir girişimcilik ruhu varsa bunu mutlaka sektöre taşımalısınız. Bir şekilde de taşırsınız istedikten sonra diye düşünüyorum. Pandemi dönemi birçok farklılığı getirdi bize biliyorsunuz. Bitkisel ürünlerin satış rakamı pandemi öncesinde 83 milyar dolardı dünyada. Bu pandemiden sonra 300 milyar dolara ulaştı pazar payı. Pandemide biliyorsunuz kapandık evlere mecburen. Herkes aynı endişeyi duydu. Herkes işte çare aradı. Ve bizim de alışık olmadığımız bir şey. Çünkü ben 17 yaşından beri çalışıyorum. Ve yani boşta kalmadık, eğitimimiz devam etti. Bu arada benim fitoterapi eğitimi veriyoruz biz burada ama 3 yıllık. Öyle hani basit bir sertifika programı değil. Ve hekimler var orada. Benim de bir hekim öğrencim var. O da bana dedi ki onun çok hazırlamış olduğu çok güzel bir tezi vardı. Klinik etkinliği kanıtlanmış olan tıbbi bitkiler. Yani klinikte kullanılan, klinik çalışmaları yapılmış. Bunu dedik niye kitap haline dönüştürmüyoruz? Ve klinik fitoterapi kitabını yazdık onunla birlikte. Çok da basit anlatımlı yani herkesin anlayacağı ama aslında yazdığımız kişi sağlık profesyonelleri. Ama ona rağmen çok tıbbi jargona girmeden daha basit anlatımla şekillerle yaptığımız soru cevapları içeren bir kitap oldu. Bitkilerin etkilerinin, yan etkilerinin, kullanılışlarının ve kullanılmaması gereken durumların anlatıldığı tek bir disiplin var. O da farmakognozi disiplini. Bu da sadece eczacılık fakültelerinin müfredatında var. Yani şimdi başka işte ne bileyim ziraat fakülteleri de bitkiyi okuyorlar ama onlar ekimini okuyorlar. Ya da biyologlar bitki üzerinde çalışıyorlar ama tıbbi kullanımları açısından değil. Dolayısıyla bitkilerin içindeki moleküllerin
her birinin sağlık üzerine etkisi var. Zaten sağlık üzerinde etkisi olması demek, yan etkisi olması demek doza bağlı olarak. Tabii yan etkisi olan bir şey de etkili oluyor. Yani biyolojik etki yaratıyor. Dolayısıyla hani bitkiler öyle rastgele kullanılacak, ben bunu kullandım, sen de bunu kullan diye bir şey yok. Yan etkileri tabii ki var ama konvansiyonel ilaçlarda da var. Tabii burada ben klinik çalışmaları çok çok önemsiyorum. Eğer klinikte çalışılmışsa, faz çalışmaları yapılmışsa o zaman güvenli kabul ediliyor. Tabii bu konuda uluslararası otoriteler de var. Avrupa İlaç Ajansı var mesela. Oradaki HMPC komitesi tıbbi bitkilerin kullanımlarının ve endikasyonlarının hakkında bültenler yayınlanıyor. Buna da aslında herkes ulaşabiliyor. İnternette bunlar bulunabiliyor. Tedavi hakkı bir de hekime verilmiş bir hak. Almanya'da tıp fakültelerinden mezun olan hekimler fitoterapi biliyorlar ve bunu uyguluyorlar. Şimdi biz fitoterapinin ilaç kısmından sorumluyuz. Yani hangi hastalıkta hangi ilaç verilir? O ilacın sahip olması gereken özellikler, standartlar, bunu yapıyoruz. Ama tedavi hekim-eczacı işbirliğiyle olacağı için burada hekimlerin de bu konuda bilgilenmesi gerekiyor. Onun için de zaten biz 3 yıllık fitoterapi programını açmış bulunuyoruz. Çok eski yıllardan beri. Benim ilk gilemuru meyvesinden böbrek taşında kullanılan dozu, kullanım yeri, standartları belli olan tabletti. Tabii bunda şunu da söylemek istiyorum. Benim uzmanlık alanım bitkisel ilaç ham maddeleri. Ama bir şeyin formülasyon haline gelmesi için de eczacılığın farklı disiplinlerindeki, mesela farmasötik teknologların da işinde içinde olması gerekiyor. Dolayısıyla tabletleri ben onlarla birlikte yaptım. Tabii bunun yanı sıra mesela hücreler üzerinde zararlı etkileri de olabilir. Sitotoks sitelerinde çalıştık. Bunları da şöyle, benim çok sevdiğim bir laf var. Hiç kimse ekosistemde tek başına bir şey yapamaz. Multidisipliner çalışma şart. Dolayısıyla bizim gerek firmamızda ARGE personeli olarak gerekse bilimsel çalışmalarımızda hep multidisipliner, yani disiplinler arası çalışmayı benimsedim. Dolayısıyla biyologlar, kimyacılar, bunun yanı sıra farmasötik teknologlar ve toksikologlarla oluşan güzel bir ekibimiz var. Yılında firmamı kurduğum zaman bir kere COSGAP'ten önce maddi destekten önce manevi desteklerinden yararlandım. Girişimcilik ve ileri girişimcilik eğitimlerini aldım. Ve o zaman pandemi dönemi olduğu için bunları online alma şansına eriştim. İlk desteğim bu şekilde oldu. Sonra COSGAP'in yine girişimcilere, genç girişimcilere verdiği bir destek vardı. Ondan yararlandım. Sonra bir proje yazdık yine multidisipliner olarak. Yatak yaralarında kullanım potansiyeli olan bitkisel ürün olarak. Onun ürünü hala çıkmadı. Çünkü biz orada çok detaylı bir çalışma yaptık. Yara mekanizmasını aydınlattık. Yine bitkisel içerik var. Burada antioksidan aktivite, anti-inflamatuar aktivite ve sitotoksiste çalıştık. Dolayısıyla mekanizmada çalıştığımız için bu çalışmalar uzun sürdü. Şu anda patent aşamasındayız. İnşallah piyasaya süreceğiz yakın zamanda. Türkiye'de gerçekten gerek Sanayi Bakanlığı'nın gerek kamu bankalarının destekleri çok büyük. Ben COSGAP'i tercih ettim. Çünkü COSGAP istihdam ettiğim personelin tamamını ödedi. Yani asgari ücret arttı, COSGAP hiç sorgulamadan bunu arttırdı. Dolayısıyla o personeller bana hiç yük olmadılar. Bu çok büyük bir girişimci için çok büyük avantaj. Bunun yanı sıra bizim şirketimiz Teknokent'te. Teknokent'in de avantajlarından yararlandık.
ise ilaç sektöründe. Öncelikle şunu belirlemek lazım. Sektör neye ihtiyaç duyuyor? Rakip ürün var mı? Varsa nasıl baş edilir? Yoksa niye yok? Bence ikinci kısım daha önemli. Olmaması. Yara bakımında özellikle geriatride çok çok önemli yatak yaraları ve bu konuda mekanizması aydınlatılmış, içeriği standartize edilmiş ürünler maalesef bir elin parmaklarına geçmiyordu. Dolayısıyla bunun için bu ürüne yöneldik biz ve burada da çok iyi sonuçlar elde ettik. İnşallah bunu yakın zamanda piyasaya çıkarmayı planlıyoruz. Üretim yapmak sağlıkta, özellikle sağlık sektöründe etkinliği kanıtlanmış ve güvenli ürünlere çok çok ihtiyaç var. Türkiye için de üretim çok çok önemli. Bakın ben şeyden söz etmiyorum, yani ben çok fuara katılıyorum yurt dışı. Avrupa'da, işte Amerika'da, Asya'da pek çok fuara katıldım. Şimdi çok da kolay bir şekilde distribütörlük teklif ediyorlar aslında size. Ama bir başkasının getirdiği şeye Türkiye'nin çok ihtiyacı yok. Yani Türkiye'nin kaynaklarının kullanılmasını önemsiyorum. Ve dolayısıyla Türkiye'nin kaynaklarının da kullanılması sadece üretimle mümkün oluyor. Hatta geçen yeni şirkette çıkaracağımız ürünler için bir reklam görüşmesi yapıyorduk ve o dedi ki reklamcı bize, şimdi de siz dedi anlatırken dedi kendi ürününüzü anlatıyorsunuz dedi. Yaptığınızı anlatıyorsun, imalatçısınız siz dedi. Ama bana dedi dışarıdan geliyorlar, işte bu kalem çok güzel, sen bunu ortaya çıkar, içeriğini hiç bilmiyorlar. Şimdi dolayısıyla ben orada imalatı çok çok önemsiyorum. Çünkü Türkiye'nin katma değerli ürünlere ihtiyacı var. Yani işte diyorum ki bir bitki, kekik bitkisi. Kekiği olduğu gibi ihraç edebilirsiniz. Diyelim ki 5 lira kazandınız ama siz onun çayını yaparsanız bu 7 liraya çıkar. Bunun ekstresini elde ederseniz bu 10 liraya çıkar. Standart ekstresini yaparsanız 15 liraya çıkar. Kekiği bir farmasötik forma dönüştürürseniz 100 liraya çıkar. Dolayısıyla katma değeri arttırmak ancak imalatı bilmekle olabiliyor. Zaten biz de eğitimimizde bunlara, eczacılık fakültesinde bunları öğretiyoruz. Sonuçta bunları öğrettiğimiz şeyleri sanayi ölçeğinde yapmak bize çok büyük avantaj sağlıyor. Kolektife hizmet etmek benim tek amacım bu. Standart, etkili, güvenilir ürünleri, ama bu ürün böbrek taşı olabilir, işte bir aromaterapötik olabilir ya da yara bakımında işte yaptığımız krem ve jeller olabilir. Bunların etkin olması ve insanların bundan fayda görmesi, beklentimiz bu yönde. Tamamen toplum sağlığına katkı. Şimdi maalesef piyasada güvenli olmayan pek çok ürün var. Bunlar sadece gıda takviyelerinde değil, aynı zamanda kozmetikler açısından da son derece önemli. Çünkü yüzümüze sürdüğümüz eğer çok küçük partikülü ise bu dolaşıma da geçebilir. Yani bunun güvenliği, işte alerjik reaksiyon yapıp yapmaması, bunlar çok çok önemli. Dolayısıyla sadece gıda takviyelerinde değil, kozmetiklerde de bu önemli. Ama gıda takviyelerinde üzerinde yazan doz neyse bunun kesinlikle aşılmaması gerekiyor. Güvenli firmaların tercih edilmesi gerekiyor. Kalite testlerinin yapılmış olması gerekiyor. Ve eczanelerde satılan ürünleri almak gerekiyor. Yani bunun dışında mesela aktarlık bir doğu geleneği ve kesinlikle olması gerekiyor sektörde. Bu ayrı, ama aktarlar bir şeymiş gibi, doktormuş gibi ya da bir farklı bir eczaneymiş gibi hareket etmemesi gerekiyor. İlaç yapmaması gerekiyor. Dolayısıyla gerek kozmetiklerin gerekse gıda takviyelerinin alınması gereken yer eczane.
Yani orada bir süzgeçten geçirmesi gerekiyor. Tabii bununla ilgili Türkiye'de yasalar var. Gıda takviyelerine ve bitkisel çaylarla ilgili onayları Tarım ve Orman Bakanlığı veriyor. Bitkisel ürünler ve bitkisel ilaçlar ve ilaçlar konusunda da Sağlık Bakanlığı'nın onayları oluyor. Tabii burada sadece onay almak değil, denetimler de son derece önemli. Onun için ürün güvenliği kişinin sağlığını doğrudan etkileyen bir etken. Çok olumlu dönüşler aldık. Nasıl oldu da taşımız düştü diye, işte orada konunun uzmanıysanız açıklıyorsunuz. Yani orada bitkideki klorojenik asidin etkisi, anti-enflamatuar etkisi var. Yani böbrek taşının bir kere morfolojisini değiştiriyor, yumuşatıyor taşı ve lümene girdiğinde lümeni kolay terk etmesini sağlıyor. Bunu da nasıl sağlıyor? İşte dokuya değdiği yerdeki enflamasyonu azaltıyor, kayganlaştırıyor ve dolayısıyla buradan antioksidan aktivite ve anti-enflamatuar aktivite nedeniyle iyileşme sağlıyor. Ve taşın ufalanarak vücudu terk etmesi gerçekleşiyor. Desteklerden haberdar olunuyor çünkü hani sosyal medyayı hepimiz çok kullanıyoruz. Biz Teknokent şirketiyiz biliyorsunuz, işte spin-off şirketiyiz şu anda. Startuplar ve spin-offlar Teknokentler tarafından bilgilendiriliyor ve bilgilendirildiği zaman işte bu destekler, TÜBİTAK destekleri, Sanayi Bakanlığı, KOSGEB, bunlarla ilgili bilgiler alınıyor. Bunlardan zaten haberiniz oluyor ve ona göre başvurunuzu yapıyorsunuz. Öncelikle odaklanmayı tavsiye ederim. Yani bir konuda odaklanacaksınız ve o işin uzmanı olacaksınız. Yani o işin uzmanı değilseniz eğer, o girişimde uzman olan bir kişiyle de bir girişim başlatabilirsiniz. Ama patron siz olamazsınız. Ama siz eğer o konunun uzmanıysanız, bu şuna benziyor. Ben köfteci açıyorum, elemanlarım var ama ben köfte yapmayı bilmiyorum. Bir gün elemanım gelmediği zaman müşteriye hizmet edemem. Yani ben o mutfağa girip o köfteyi yapmam gerekiyor. Bizde de böyle, ilaç sektöründe de böyle. Öncelikle uzman olmak, konunun uzmanı olmak, sonra odaklanmak, sonra hiç bıkmadan araştırmak, çalışmak, emeğini esirgememek, zorluklardan yılmamak. Çünkü zorluklar illaki çıkacaktır. Bir de tabii ki sosyal sermayeyi iyi kurmak, kullanmak. Bakın normal sermayeden söz etmiyorum, o 3. 4. etapta geliyor. Ama sosyal sermaye dediğim sizin network'ünüz. Yani şunu söylemek istiyorum, benim için çok zor olan bir şey sizin için kolay olabilir, sizin için zor olan benim için kolay olabilir. Böyle bir yapıyı oluşturmak, bu son derece önemli. İyi bir şeye, sosyal ağa sahip olmak, bu çok çok önemli. Başta da söylemiştim, ekibin kadar güçlüsün. Tabii ekipte de herkes aynı işi yapmamalı aslında. Herkesin disiplini farklı olmalı. Yani herkes işin bir ucundan tutmalı. Pazarlama çok çok önemli. Satamayacağınız bir şey üretmenin hiçbir anlamı yok. Zaten satış maliyetleri de çok pahalı. Onun için de satışı mutlaka iyi planlamak, iş modelini iyi kurmak, bunlar gerekiyor.
Güzellikler Dünyası Paraf'ın katkılarıyla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.